Merhaba arkadaşlar, Ören Bacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza güzel bir şık şal modeli ile geldim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. İpimin markası Alize, hani renkli olan ipimizden. Evet arkadaşlar, başlama noktası şu kısım oluyor ve artırarak yavaş 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 büyümesi kolaylaşan, örmesi zevkli, gerçekten de şık bir şal modeli. Uç kısımları ise arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu şekilde. Şalımız henüz ütülenmemiş arkadaşlar. Ütülenince zaten bu şekil alıyor. Gayet de güzel oldu renk uyumları falan arkadaşlar. Ekrana yetmediği için sizlere şu şekilde göstermek zorunda kalıyorum. Kusuruma bakmayın. Şu uç kısmı oluyor. Yine dediğim gibi başlama noktamız bu kısım. Şalımızın diğer uç kısmı da yine aynı şekilde arkadaşlar. Ve ortadaki uç kısmımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizin büyükler için yani bizler için olanını gördük. Şimdi arkadaşlar ufak bir şal yaptım. Renk uyumları gayet çok çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Ben bu şalı özel ördüm arkadaşlar. Çok talebi oldu. Fakat hani kıyamadım özel ördüğüm için. Sevgili Ömer ve Ceylan çiftlerimizin güzel kızları Asel Mislina, inşallah ismini yanlış söylemedim. Mislina diyorum ben kendisine, çünkü Mislina'nın bende çok büyük bir, çok özel bir anısı olduğu için. Evet arkadaşlar, 3 yaşında veya 3 yaşından sonraki kız çocukları rahatlıkla kullanabilir. Renk uyumları benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ceylancığım güle güle kullanmayı nasip etsin Rabbim, sağlık ve huzur içinde. Asel Mislina'mız, kendisi çok tatlı bir kız çocuğu arkadaşlar. En yakın zamanda kendilerine ulaştıracağım. Evet arkadaşlar, modelimizi de tam bu şekilde göstermiş olduk. Dediğim gibi ben özellikle kız çocukları için ördüm bu modeli arkadaşlar. Şu köşesi yetişemediğim için doğrultamadım. Evet arkadaşlar, bu defa beyaz kırmızı ile yapacağım. İki renk yapacağım. Makasımız ve tığımı bu defa değiştirdim arkadaşlar. Bu aralar tığ sorunu yaşıyorum yine. 2 numara tığımız ve iplerimiz. Evet arkadaşlar, modelimiz aynı olduğu için başlama noktamız bu şekilde. Biraz yakından bakalım. Arta 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 gidiyor arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ördükçe nasıl modelimizin arttığını hep birlikte göreceğiz. Evet, levhamızı da şöyle bir doğrultalım. Şimdi arkadaşlar, ben bunun ortasını beyaz ile başlamıştım. Bu defa değişiklik olsun diye kırmızı rengimle başlamak istiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. 6 zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi iyice bir sabitliyorum. Çektiğim zincirimi de sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve ilk başladığım zincir arasından geçirip tığımı birleştiriyorum. Ve bir zincir çekip ufak bir
halka oluşturdum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi biraz geriyorum arkadaşlar. Fıstıkların uzunlukları, yani boyutu sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Normal bir şekilde 1, 2 ve 3 halkamın içerisine üçlü fıstık yapıp kapattım. Bir zincir çektim, tekrar tığımın üzerine aldım. Yine aynı halka içerisine batıp 3 tane fıstık yapıyorum ve kapattım. 2 tane, pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Bir zincir çektim. Normal boyutta bir tane örümcek yaptım. Tekrar aynı boyutta bir örümcek daha yaptım ve tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1, 2 ve 3. Kapattım, bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. 2 tane fıstık yaptık. Arada bir zincir var. Ve 2 tane örümcek yaptık. Ve bir fıstığımızı yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar halkamın içerisine, bu uçaklarda hep beni bulur kardeş diyecektim. Arkadaşlar, ya tavlacı geçer, ya dondurmacı geçer, ya uçak geçer, ya düğün olur. Yani sizlere ben doğal halimle huzurlarınıza çıkıyorum arkadaşlar. Nedense bu tür şeyler de çekime denk geliyor arkadaşlar. 2 tane tor yaptım. Bakın 2 tane fıstık yaptıktan sonra yine halkamın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Ve bir zincir çektim kapatıp. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. Kapattım. Bakın 2, 4, 6. 6 tane fıstığımız oluştu. Bir zincir çektim. Geri döndüm. İki fıstığın arasına batıp kaydırma tekniğiyle bağladım. Ve tekrar bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şu kısımlar arkadaşlar ve buradaki fıstıklarımız modelimizin köşeleri oluyor. Bir fıstık çektim, bir zincir çektim arkadaşlar. Normal bir örümcek yaptım. Tekrar bir örümcek daha yaptım. Bakın daha önceki yapmış olduğum örümceğimin arasına batıyorum ve kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. Arkadaşlar, bir zincir çekmemin sebebi hani zamanla kullanıldıkça ve yıkandıkça bu torların dip kısımları açılma oluyor. Daha önceki videolarımda, çalışmalarımda açıklamasını yapmıştım. Şimdi yine açıklamasını yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar 2 tane aynı boyutta örümcek yaptım arkadaşlar. Bu da modelimizin orta kısmı olacak arkadaşlar. Yine İki fıstık arasına batıyorum ve bir tane fıstık yapıp kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya arkadaşlar bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimizin, şimdi birazdan hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu kısımları modelimizin yukarı gelen kısımları oluyor, köşeleri, ve ortada sabit bir şekilde gidiyor. Yani şu ortadaki sabit olan modelimizin şu kısımları arkadaşlar.
Şu ikili dediğimde, köşeler dediğimde, bakın şöyle uzayacak zaten ördükçe. Şu kısımlarda modelimizin kenarları olmuş oluyor. Yani yukarı bakan kısmı. Ben şimdi modeli ters bir şekilde kattım. Evet. Bir zincir çekip tekrar aynı boyutta yine bir tane örümcek yaptım. Örümcekleri aynı boyutta yapmaya özen gösterelim arkadaşlar. Tekrar bakın. Diğer örümceğimin arasına battım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim ve bir zincir çektim. Yine aynı boyutta normal bir örümcek yapıyorum. İkili ve tığımın üzerine aldım. Yine iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bu arada ipim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lif ipi. Tabii sizler bebe yünü de yapabilirsiniz. Fakat hani bebe yünü dedim belki biraz kaba düşebilir. Ben lif ipiyle ördüm. Tercih sizlere kalmış bir şey. Eğer ki elinizde lif ipi inceliğinde ipiniz varsa o iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Sonuçta renk renk yapacağız. Evet, bakın arkadaşlar. Şu şekilde ikili fıstıklarımızın sağ ve solu modelimizin kenarı oluyor. Ortadaki fıstıklarımız ise modelimizin orta kısmı oluyor. Şimdi yine bir zincir çektim arkadaşlar. Geri döndüm. Aynı yuvaya kaydırma tekniği kullanarak bağladım ve bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı boyutlarda olacak şekilde iki tane ikili örümceğimi yaptım. Bakın, diğer sıradaki bir alt sıradaki yapmış olduğum örümceğimin arasına batıyorum ve bir kanadını battık galiba. Kaydırma tekniğiyle bağladım, bir zincir çektim. Tekrar aynı boyutta iki tane örümcek yaptım ve yine karşıdaki örümceğimin arasına batıyorum ve kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı boyutta iki tane örümcek üst üste yapıyorum. Orta kısma geldim. İki fıstığın arasına batıyorum ve bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıp bir zincir çektim. Tekrar aynı boyutta bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar karşıdaki iki tane örümcek yapmış olduğum iki örümceğin arasına batıyorum. Kaydırma tekniği ile bağladım ve bir zincir çektim. Modelimizin ikinci sırasındayız. Yani örümcekli olan sırada arkadaşlar. Tekrar ikili örümcek yaptım. Dilimiz hep alıştı. Şeye arkadaşlar bazen bizler de şaşırabiliyoruz. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yine köşeme geldim ve iki fıstığın arasına batıyorum ve bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve bir zincir çektim. İkinci sıramız arkadaşlar, yani örümcekli olan. Şimdi son üçüncü sıradayız arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle bağladım, bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık yaptım, bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya
bir fıstık yaptım ve kapattım, bir zincir çektim. Tekrar örümceğimi yapıyorum ikili. Karşımdaki hemen ikili örümceğin arasına batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bağlayıp bir zincir çektim. Tekrar iki tane üst üste örümcek yapıyorum. Ve yine karşımdaki örümceğin arasına batıyorum. Ve kapatıp ikili normal boyutta olacak şekilde fıstıkları yapıyorum. Örümcekleri arkadaşlar. Evet. Bu örümcekleri zaten örümcekler sayesinde modelimiz artmış oluyor arkadaşlar. İşin gerçeği bu. Evet, tekrar iki boyutta örümceğimi yapıyorum. Tığımın üzerine alıp ortaya batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Modelimizin orta kısmı oluyor bu arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. İki tane üst üste ikili fıstık yapıyorum. Özellikle arkadaşlar videoyu kesmeden göstermeye özen gösteriyorum. Yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza kolaylık olsun, kafaları karışmasın diye. Evet. Araya battım. Örümceklerimizin son 3. sırasındayız arkadaşlar. Birazdan ipimizi değiştireceğiz. Evet, son 2 tane fıstığımı da yapacağım arkadaşlar. 2 ve 3. Kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve bir zincir çektim. Bakın, modelimizin temelini kurduk. Şimdi geri döndüm arkadaşlar. Bir zincir çekip hemen iki fıstık arasına batıp tığımı, bu defa beyaz ipime geçiyorum arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Sizler düğüm atarak da yapabilirsiniz. Hani böyle olunca benim daha çok hoşuma gitti. Bakın, hem kırmızı ipimi aldım hem de beyaz ipimi aldım. Biraz çektim arkadaşlar. Bir zincir çekip uzattım. Yine bakın, ipleri de tığımın üzerine gelecek şekilde birinci fıstığımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çektim arkadaşlar. Hemen ipimi bu şekilde öne doğru biraz çekiyorum. Makasımın yardımı ile hemen kesiyorum. Evet. 3 sıra boyunca kırmızı ipe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve kapatıp bir zincir çektim. Şimdi modelimizin şu aşamasındayız arkadaşlar. İkili fıstık yapacağız. Örümceklerimizin arasına. Evet. Yine ikili fıstık, pardon, iki tane örümceğimizi yaptık arkadaşlar. Tığımın üzerine aldım. Bakın, örümcek yapmıştık ya arkadaşlar. Modelimizin örümcekli olan 3. sırasını bitirdik. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, şu örümceklerimizin aralarına batıyoruz. Bakın, altta 2 tane ipim var. Şu şekilde batacağız. Diğerine de bu şekilde yine batacağız. Bakın, yukarıda da bu şekilde görüntümüz olacak. Bakın, altta araya battım. Altta 2 tane ipim görüküyor. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen karşıdaki örümceğimin
arasına geçiyorum ve buraya da bakın altta iki tane ipim kalacak şekilde arkadaşlar, buraya da bir tane fıstık yapıyorum ve iki fıstığımı alıp ikisini bir kapatıyorum ve bir zincir çektim. Tekrar ikili üst üste örümceğimi yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Yine diğer örümceğin arasına batıyorum. Oraya da bir tane fıstık yapıyorum ve karşıya da hemen bir fıstık yapıyorum ve fıstıklarımı topluyorum. İki tane yaptıktan sonra kapatıyorum, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde. Ön arka aynı. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Diğer örümceğin arasına bir fıstık yapıyorum. Tekrar karşıdaki örümceğin arasına batıp oraya da bir fıstık yapıp iki fıstığımı bir alıp kapatıyorum. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bakın hemen örümceğimin arasına batıp bir fıstık yapıyorum. Karşıya da hemen bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. 2 fıstığımı topluyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde. İpime biraz gelim arkadaşlar. Tekrar 2 tane üst üste örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen bakın ortadaki iki fıstık arasına geldim ve bir fıstık yapıyorum. İpimim sanki biraz rengi değişti arkadaşlar. Fabrika hatası da neyse. Önemli olan modelimizi göstermek. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Evet arkadaşlar, sağ tarafta işlemlerimiz yine sol tarafta aynı olacak, değişmiyor. Tekrar iki tane üst üste örümceklerimi yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Hemen önümdeki örümceğin arasına batıyorum. Bir fıstık yaptım. İpimi tığımın arasına aldım. Bakın şu şekilde örümceğimin arasına batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Bu defa diğer örümceğin arasına geçiyorum. Oraya da bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Karşıya da bir fıstık yapıp fıstıklarımı toplayıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Bu şekilde tığımın üzerine aldım. Karşımdaki hemen örümceğin arasına batıp oraya bir fıstık yapıyorum. Tığımın üzerine alıp yine karşıdaki onun yanındaki örümceğin arasına batıyorum. İkili fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ikili fıstık, pardon. İkili örümcek yaptım. Tekrar karşımdaki hemen örümceğin arasına batıyorum. Bakın altta ikili ipliğim var. Hemen yan taraftaki karşısındaki örümceğin arasına batıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. İki fıstığın arasına köşemize geldik arkadaşlar. Bir fıstık yapıyorum.
ve kapatıyorum, bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum, bir zincir çektim. Kırmızı beyazı da bayağı güzel olacak arkadaşlar. Evet, geri döndüm. İki fıstığın arasına batıp kaydırma tekniğiyle bağladım, bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum, bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar ve bir zincir çektim. Zaten belli oluyor arkadaşlar, bu ikinci sıramız. Bir sıra daha gideceğiz böyle. Şu tomurcuklarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar iki sıra daha böyle örümcek yaparak modelimize devam edeceğiz. İkili örümcek yaptım. Örümceklerin arasına batıyorum arkadaşlar, ta ki ortaya gelene kadar. İkili örümcek yapıyorum. Yine karşıya geçip iki örümceğin arasına batıp yine örümceklerimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yine ikili örümcek yapıyorum. Örümceklerimizi her bir sırada çok az bir farkla arkadaşlar büyütelim ki germe olmasın. Evet. 2 ve 3. Ortaya geldik arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıp kapatıyorum ve bir zincir çektim. Evet arkadaşlar. Aynı sağda nasıl işlem yapmışsak sol tarafımızda da işlemimiz aynı. Başa kadar örüp gelelim. Ben de örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamladık. Bir zincir çekip geri dönüyoruz ve üçüncü sıramızı yapıyoruz. Bakın kenarlardan belli oluyor. 1, 2. Şimdi üçüncü son sıramızı yapıyoruz. Yine aynı yuvaya fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. İşlemlerimiz aynı arkadaşlar. Üçüncü sıramızda biraz değişiyor. Evet, bu şekilde göstermiş olduğum gibi torlarımızın arasına batarak tor yapıp ikili ve orta kısmına da gelince iki tane fıstık yapıp arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet arkadaşlar, beyaz olan üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, iki renkle yapmak isterseniz benim gibi, bakın birinci etapta modelimizi kurduk. Modelimizi kurduktan sonra şu kısım, tekrar iki sıra örümcek yapıyoruz ve bakın köşelerden belli oluyor zaten arkadaşlar. Köşeleri takip ederseniz bakın üçüncü, 1, 2, 3. 3 tane fıstıklarımız olduktan sonra ipimizi değişiyoruz. Yani kafalarımız karışmaması için öyle söyledim arkadaşlar. Daha kolaylık olur. Hemen bu defa kırmızı ipimi elime aldım. Dediğim gibi sizler düğüm yaparak da beyaza bağlantı yaparak da yapabilirsiniz. Ama benim böyle daha çok kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yuvaya battım ve bir zincir çektim. Biraz ipimi uzatıp yine bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çektim. İkinci fıstığımı yapmadan önce arkadaşlar hemen ipimi biraz şu şekilde
Çekiyorum hafif. Ve iplerimin her ikisini de kesiyorum. Evet. Bu defa beyaz ipimizle bir bağlantımız kalmadı. Şimdi yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıp bir zincir çektim. Bakın arada ipimiz kayboldu. Diğer sırada da gayet muntazam oluyor arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Modelimizin şu aşamalarındayız arkadaşlar. Örümceklerin her bir örümceğin arasına birer tane fıstık yaparak aralarda ikili örümceklerimiz olacak şekilde devam ediyoruz. Sanırım modelimizin yapım aşamalarını ve püf noktalarını kavramış olduk. Evet arkadaşlar, tekrar ikili fıstık örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Bu defa bakın ikili yaptıktan sonra aynı yere değil, hemen onun karşısındaki örümceğin arasına batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu defa karşıdaki örümceğin arasına batıyorum ve bir fıstık yapınca iki tane fıstığımı bir alıp kapatıyorum ve bir zincir çektim. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Ta ki bu işleme orta kısmına gelinceye kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ve 3. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Benle birlikte yaparsınız veya yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Ve yine örümceğin arasına bir tane fıstık yapıyorum. Diğer örümceğin arasına da bir fıstık daha yapıyorum. Ve fıstıkları topluyorum ve kapatıyorum diyeceğim. Kapatamadım. Evet, bir zincir çektim. Tekrar bir tane örümcek daha yaptım. İki tane örümceğim oldu. Yine örümceğin arasına bir fıstık yapıyorum. Karşıdaki örümceğin de fıstık daha yapıyorum. İki fıstığımı topluyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum üst üste. Tığımın üzerine aldım ve yine örümceğin arasına bir fıstık yapıyorum. Yine karşıdakine bir fıstık toplayıp kapatıyorum ve bir zincir çektim. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. Orta kısmına geldik arkadaşlar. İki fıstığın arasına batıp bir fıstık yapıyorum ve fıstığı kapatıyorum. Ve bir zincir çektim. Evet, tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Bir zincir çekip iki tane örümcek yapıp yine başa kadar modelime devam edeceğim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Kırmızı beyaz da güzel olacak. Yine etrafını böyle, ben hani bunu 1, 2, 3, 4 renk yaptığım için arkadaşlar, kenar püsküllerini ben rengarenk uyumlu bir şekilde olsun istedim. Öyle yaptım. Yine kırmızı beyaz ile başlamış olduğum bu modelimin de kenarlarını bir kırmızı bir beyaz, bir kırmızı bir beyaz püsküllerini yapacağım. Püskül yapmasında sanırım hepimiz biliyoruzdur arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz efendim. Zil butonuna da dokunursanız yapmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi davranın. Kendinize iyi bakın efendim. Bir başka videomla görüşmek üzere efendim. Şen kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.